İsmail Ergül, Tekfen'e ilk girdiğim günden beri bütün projelerinde yanımda olan arkadaşım. İsmail'le Kazakistan projemizde evden şantiyeye giderken arabada uyuyakaldığımız anlar. Şu anda da ekibimizin ayrılmaz bir parçası. Murat Güzeltaş. Murat 5 projedir benimle birlikte. Bundan sonra da benimle birlikte olacak. Alper Özgümüş. Yine pek çok projede birlikte olduğumuz arkadaşım. İdari işlerimiz ona emanet. İdari işler derken aslında bizler ona emanetiz. İbrahim Kaçmaz. İbrahim'le 3. projemizi bitiriyoruz. Yıllardır birlikte olduğumuz büyük ailemizin ayrılmaz bir parçası. Geçmişten bugüne Tekfen İnşaat bünyesinde bitirdiğimiz projeleri hep ekip ruhuyla tamamladık. Burada adını anamadığım pek çok arkadaşımın çok büyük emeği vardır bu projelerde. Bizim en değerli varlığımız insan ve ekip olabilmek. Biz birbirini tanıyan, inanan, güvenen büyük bir ekibiz. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte yeni projelere yol almaya devam edeceğiz. İşte bu da yeni projemiz. Türk Akım Alım Terminali projesi. Kıyıköy'deki Türk Akım Alım Terminali, Rusya'daki doğal gaz rezervlerini Türkiye'ye ulaştıracak 930 kilometrelik açık deniz boru hattının çıkış noktası. Terminal, iki ayrı yeraltı boru hattıyla doğal gazı Türkiye'nin mevcut şebekesine ve Avrupa'ya ulaştıracak. Üstelik yalnızca 22 ayda. Peki bu kadar büyük bir proje, bu kadar kısa zamanda nasıl tamamlanır? Ortak iş kültürü, tecrübe ve kenetlenmiş bir ekiple. Kasım'da sözleşme imzalandı. Aralık'ta biz sahadaydık. Önümüzde 2 yıldan kısa bir süre vardı. Ama biz Tekfen'iz, bunu da yaparız dedik ve kolları sıvadık. Her proje bir dizi sorunu da beraberinde getirir. Ancak başarılı ekip birlikte çözüm üretebilendir. 30 kilometre mesafede beton santrali vardı. Ama biz proje sahasına beton santrali kurduk. Neden? Çünkü kalite ve zamanı kontrol edebilmek için. İş gücümüzü de elle verdik. Pik noktada 6 vardiya yaparak prefabrik elemanları 4 aydır ettik. Güzergahtaki bir köprünün kapasitesi projenin ihtiyaçlarına uygun değildi. Bu köprüyü geçici bir çelik yapı ile hızlıca güçlendirdik. Bu sayede projenin erken safhalarında malzeme sevkiyatına başlayabildik. Kalabalık bir iş gücüne ihtiyacımız vardı ama bir yerleşkemiz yoktu. 50 kilometre mesafede ofis ve kamp imkanları sağladık. Deneyim en değerli kaynaktır. Hattın Rusya tarafına teknik gezi düzenledik. Bizim için çok faydalı oldu. Kalifiye personel şarttı. Tekfen büyük bir aile. Elimizin bir işaretiyle bütün ekip hazırdı. Şubat 2018'de terminal inşaatına başlandı. Uzun zamandır birlikte çalışmanın getirdiği ortak akıl, iş güvenliğinden taviz vermeden hız kazandıracak çözümler üretmek konusunda ekibin en büyük şansıydı. Ekiplerimizle el ele verdik. Pik noktada 6 ayrı vardiya kurarak prekast beton elemanlarını 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Ekipman temellerinin yapımını sevkiyat programına uygun olarak gerçekleştirdik. Böylelikle ağır ekipmanların montajlarını stoklamaya gerek bile kalmadan zamanında tamamladık. Terminalle eş zamanlı olarak boru hattı inşaatı da başlamıştı. Ve bu operasyonda da zaman kaybına yer yoktu. Rusya tarafında çalışan alt dik mevcilleri ve onaylanan kaynak test yöntemlerini kullanarak boru hattı inşaatını en kısa sürede başlatabildik. Manuel kaynakla bir contanın kaynağı yaklaşık 4 günde yapılır. Otomatik kaynakla bu süre 2 saattir. Otomatik kaynak miktarını maksimize ederek 2 boru hattını Şubat 2019'da planlanandan 7 ay önce tamamladık. Türk Akım yalnızca Türkiye için değil,
Güney ve Güneydoğu Avrupa içinde güvenilir bir enerji kaynağı yaratması bakımından çok önemli. Hem Rusya Federasyonu hem Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan projemizin omuzlarımızdaki yükü çok büyüktü. Ancak planladığımız gibi hedeflerimize ulaştık. Açık Deniz Boru Hattı'nın Kasım 2018'de tamamlanmasıyla birlikte geriye tek aşama kalmıştı. Alım terminalinin tamamlanması. Bu üniteyi bugün teslim ediyoruz değil mi arkadaşlar? Projenin Rus ortakları da bütün süreç boyunca Tekfenlilerle el ele verdi. Proyekt, который реализуется в достаточно жесткие директивные сроки, и само по себе это требует, конечно, хорошего грамотного инженерно-строительного подхода. И то, что мы стоим накануне очень важного этапа подачи газа, а мы ожидаем, что газ будем подавать где-то уже через 19 дней, в этом есть большая заслуга всей той команды, которая работает над проектом, в том числе и компании Tekfen. Потому что строительство на турецком берегу, оно было начато чуть позже, чем остальные объекты в России и морская часть. И то, что мы видим сегодня на площадке, конечно же, такая большая готовность к подаче газа, это результат упорной, хорошей работы всех участников нашего проекта, в том числе и компании Tekfen. Haftalık %2 kritik değeri defalarca aşarak Ekim 2019 başı itibariyle projemizi %99'a getirdik. Kısa zamanda elde ettiğimiz bu başarı takım çalışmasının bir sonucudur. Bir projeyi hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Zor olan bu değildir. Zor olan bir projeyi iş güvenliği sağlığına önem vererek başarmaktır. Biz de bunu başardık. Arkadaşlar güvenli bir şekilde çalışmaya devam. What? We were mingling together, going out together, really trying to build a personal relation, which to me helped a lot, especially in the difficult moment to reach that extra mile. I hope I will be able to repeat this experience on another project, possibly with the same guys, because it gives you live with you something human, the human part of our profession that normally is overlooked. And this is what I will bring with me. On the top of that, I think the project itself in itself was a great success. We started with the massive earth moving works. We had built this facility to record time, and we managed to overcome every problem that happened along the way, and we crushed really the execution like I've never seen it before. Simülatörlerimizle, risk okulumuzla, yeşil bayrak uygulamamızla, ayrıca acil durum istasyonlarımızla çalışanlarımızın farkındalığını arttırdık. İş sağlığı ve güvenliği hedeflerimizin %96'sına ulaştık. İş 360 projesinde fayda yaratmaya çalıştık, yerel istihdama katkı sağladık. Aralık 2017'de 2 kişiyle başlayan proje toplamda 4981 kişi sayılarına kadar ulaştı. Bunların 2193 tanesi Tekfen çalışanı, diğerleri 59 firma altında çalışan taşeron çalışanlarımızdı. Eski bir taş ocağını rehabilite ettik. 450 tonluk ahşap atık malzemenin geri dönüşümünü sağlayarak kamu kurumlarına ısınma amaçlı hibe ettik. Kızılay ile ortaklaşa bölgedeki en yüksek katılımlı kan bağış kampanyasını düzenledik. Civa, civa, kolbek. Ve artık sona geldik. Geride çok güzel anılar bırakıyoruz. Şimdi yeni projelere yelken açma zamanı. Türk Akım, 22 aylık özverili bir çalışmanın ardından tam zamanında hizmete hazır.
Toplam 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip Türkakım, 15 milyon hanenin yıllık enerji talebini karşılayacak. Projeyi rekor bir hızla tamamlayan Tekfenlilerse, kazandıkları bu deneyimi de hafızalarına kazıyarak bir sonraki proje için yine el ele yol almaya hazır.